Tam Senlik'ten herkese merhaba. Dop dolu bir bölümle yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta Tam Senlik'te neler izleyeceğiz? Yiğit Kirazcı oyunculuğuna ve stiline dair keyifli sohbetiyle, tasarımcı Özlem Süer ilkbahar-yaz koleksiyonunun detayları ve stil önerileriyle ve oyuncu Ayça Erturan zamansız stil ikonuyla moda ve güzellik rehberi Tam Senlik'te. Dop dolu bir Tam Senlik başlıyor. Oyuncu Yiğit Kirazcı ile son filmi İyi Oyun'u konuştuk. Kirazcı modanın hayatındaki yerini ve spora verdiği önemi de anlattı. Oyuncu Yiğit Kirazcı son filmi İyi Oyun'u anlattı. Kirazcı, oyunculukla ilgili hayallerini de paylaştı. İyi Oyun'da ben Özer'i canlandırıyorum. Özer, bundan 7 sene önce bu turnuvaya kendi katılıyordu. Fakat bir arkadaşı onu çekemediği için bir iftira atıyor üstüne ve Özer gidip birinin canını acıtıyor. Dolayısıyla turnuvadan men ediliyor. Bundan 7 sene sonra tekrar oyunculara koç olmak için geri geliyor ve bu 5 benzemez takımının başına geçiyor koç olarak. Onları eğitiyor. Yani Özer'i ben çok sevdim çünkü içten yanmalı bir karakter. Yani şimdi adamın istediği şey ve korktuğu şey aynı. Yani turnuvada yarışmak istiyor bir şekilde ama birine zarar vermekten ya da kendine hakim olamamaktan korkuyor. Dolayısıyla kendi dramasını içinde taşıyan bir karakter. Ben oradan aşık oldum zaten Özer'e. Baş karakterimiz var Cenk. Onun başına gelen şeyler, onun kendi mücadelesi ve başardığı şeyler, bu yolda nasıl ilerledikleri falan. Ben de o yolda onu yardımcı bir unsurum aslında bakarsanız. Biraz zorlayıcı ve aynı zamanda yardımcı olan bir unsur. Takımın adı ne? Beş benzemez. Diğerleriyle tanışınca anlarsın. Geleceğin sporuna hoş geldiniz. Daha önce hiçbiriniz o kadar büyük bir sahneye çıkmadınız. Bu işi yurt dışına yapmak istiyorum. En büyük hayalim o diyebilirim. Özellikle canlandırmak istediğim bir karakter diye sorarsanız Heath Ledger'ın son olarak canlandırdığı Joker var. Onun gibi bir şeyi çok isterim. Yapabilir miyim bilmiyorum ama çok isterim. Denemek isterim en azından. Sporu hayatının bir parçası haline getiren Yiğit Kirazcı, yaptığı sporlardan bahsetti. Ben eskiden de zaten lisanslı basket oynardım. Liseden sonra oynamamaya, yani işte bıraktım. Üniversiteye gittim, üniversiteyi bitirdim. Sonra işte crossfit yaptım, fitness yaptım falan derken boks yaptım. Son olarak da Kung Fu'yu çok sevdim ben. Çok iyi bir hocam var. Ondan birebir ders alıyorum. Ve yani çok seviyorum yapmayı. 2 senedir de Kung Fu yapıyorum. Modayı takip etmediğini belirten Yiğit Kirazcı, kıyafet seçimlerinde fonksiyonelliğe önem verdiğini söyledi. Babamın eski kıyafetlerini giymeyi çok severim. Modaya inancım yok. Yani insanların kıyafetle değerlendirilmesine uygun bulmuyorum aslında bakarsanız. Tabii ki gittiğim yere göre giyinmeyi ve gittiğim yerde kendimi utandırmamayı öngörürüm ama herhangi bir şekilde birinin kıyafetiyle değerlendirmesi çok adil gelmiyor bana. Ben çok spor yaptığım için mesela sabahları koşuya çıkıyorum. Dolayısıyla koşu şortu, koşu tişörtü. Ben fonksiyonel, eğer bir şeye para veriyorsam o fonksiyonel olmak zorunda. Yani bir şeyin markası yüzünden ya da şık duruyor diye para vermeyi sevmiyorum. Dolayısıyla mesela koşu ayakkabısıysa koşu ayakkabısı. Ya da bütün gün ayakta duracaksam tabanı iyi olan, nispeten iyi olan bir ayakkabıyı almak istiyorum. Ama aman efendim bu ne kadar iyi duyuyor falan. Yani öyle şeyleri sevmiyorum genelde. Yani lüks edinmeyi sevmiyorum hayatta. Tasarımcı Özlem Süver'le doğanın iyileştirici gücünden ilham aldığı 2019 ilkbahar yaz koleksiyonunu konuştuk. Süver, stilini önemseyenler için modaya dair öneriler de verdi. Tasarımcı Özlem Süer, Begüm Kütük, Özge Ulusoy gibi ünlü isimlerin defilesinde boy gösterdiği Healer adlı koleksiyonunun detaylarını anlattı. Koleksiyonumuz aslında bir şifalanma öyküsü. Yola bu yüzyılda, bu dönemde hayatın aslında biraz da acımasız doğadan bizi koparıp aldığı bir zamanda nasıl terapik etkilerle buluşursak, en başta renk,
çiçeklerin dünyası, bitkilerin dünyası, taşların dünyası, bize iyi gelme duygusunu yola arayarak çıktığımız ve tüm bu şifalanma duygusunun peşinde olduğumuz, biraz bizden, biraz dünyadan izler taşıyan bir koleksiyon oldu. Koleksiyon yaklaşık 150 parçadan oluşuyor. Aksesuarlarıyla birlikte, işte çeşitlemeleriyle birlikte 350-400 parçaya ulaşıyor. Çok enerjik renklerden, ara tonlar, ara pasteller ve canlı renkler, neonlarla güçlendiği, lüksle birlikte materyal olarak işte ipeklerin de kullanıldığı, ipek satenlerin, jakarların, brokarların ama aynı zamanda da inovatif kumaşlarla meç edildiği, bu aralar çok alışığız aslında gece görünümlü kostümlerle, tamamen aktif sporda, aktif spor sferde kullandığımız giysileri birlikte kombine etmeyi, biraz daha alternatif duruşları olan, yeni lüksü tanımlayan bir yolda yolculuğa çıkardık. Evet, yani hani o güçlü renklerle, güçlü malzemelerle, inovatif materyallerle, işte hepsinin bir arada olduğu ama çok güzel ayarlarını da balanse etmeye çalıştığımız bir koleksiyon. Her defilede öykünün parçası ve o kadını düşünerek, hayal ederek aslında tasarladığımız ürünlerin olduğu ve sonra da onları paylaşmayı sevdiğimiz bir etkiyi hep sahipleniyoruz. Sevgili Begüm, uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, giydirdiğimiz ve enerjisini çok sevdiğimiz bir dostumuz. Koleksiyon çıkarken gelip gördüğünde çok yakın hissetti ve biz onun bir aradalığını birbirine çok yakıştırdık. Koleksiyon ve Begüm ruhunu çok bütünleştirdik. Tabii ki çok ayrı bir heyecan yarattı. Herkes görünce çok heyecanlandı. Kimisi daha önce basında okumuştu, kimisi hayranıydı. O gün orada olmaya çalışmıştı. Sevgili Özge, podyumda bizimle olma kararını verdiğinde biz inanılmaz sevindik. Özlem Süer, her daim şıklığını korumak isteyenler için modaya dair önerilerde de bulundu. Kadifelerin, brokarların, materyalin önde olduğu bir sezon. Daha yüklü, birçok şeyi bir arada giyme, üst üstelik, çok katlılık, işte şifon bir belki bir gömleğin üzerine, belki çok bir spor giyimden gelmiş bir markanın işte bir bomber ceketi, onun üzerinde belki çok geniş kocaman bir şal, işte şapkalar, aksesuarlar ve yani olabildiğine bunları cüretkar birlikte taşıtıyor olmak kişiye, bizim için styling adına çok büyük bir ilke. Mümkün olduğu kadar siyahtan kaçıp renge koşan bir kimliği öneriyoruz. Spor giyimle geceye ait parçaları bütünleştiren o ez cümle diyeyim, özetle kombinasyonları öneriyoruz. Tekrar 1980'lerin o güçlü kadınına geriye dönüşle kucaklaştığımız bir kış, ceket pantolonlar, ikili takımlar, daha ofis hayatının, kadının maskülen tarafını öne çıkaran, hatta daha cinsiyetsiz görünen, işte kısa saçlar da çok sezona girdi filan. 2019 yılında daha romantik giriyoruz bu kez. Renkleri alabildiğine neon neon, parlak parlak, reflektif tatlarda ışıltıları olan, özellikle gece davetlerine karşı kendimizi çok güçlü renklerle sokacağımız, işte kırmızının hiç bilmediğimiz bir hali, ondan sonra sarının en neon etkisi, evet belki işte goldlarla, altın renklerle ve kış çok gümüş idi. Önümüzdeki yaz çok altınla giriyor olacağız. Tam Senlik'te Zamansız Köşesi'ni bu hafta oyuncu Ayça Ertuğrul belirledi. İşte o isim. Oyuncu Ayça Ertuğrul kendi stil ikonunu anlattı. Bu hafta zamansız köşemizdeki ünlü isim Betül Mardin. Benim zamansız stil ikonum Betül Mardin. Ben hiç zorlanmadım bu soruda çünkü benim için Betül Mardin'dir bu kişi. Hanımefendiliğiyle, duruşuyla, kültürüyle, zekasıyla. Hayranım ya, yani onun böyle tırnağının ucu olabilmeyi çok isterdim.
Çok özel ya da bir dersine girebilmeyi çok isterdim. Benim için zamansız bir ikondur Betül Mardin. Tam senliğin bu haftada sonuna geldik. Bizleri sosyal medyadaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.